Türkiye'de anayasal olarak vatandaşlara verilen güvencelerden iki tanesi de eğitim ve sağlıktır. Şimdi bu konu devletin uhdesinde ve yapılması gereken şartlardan, hususlardan en önemlilerinden ikisidir. Şimdi biz tabii devletin yaptığı bu hizmetleri alıyoruz. Devlet hastaneleri marifetiyle, devletin okulları marifetiyle. Fakat bunun özelleşmesiyle birlikte özel hastaneler ve özel okullar da devreye girdi. Biz devletin yapmış olduğu hizmeti tabii ki anayasal gereği eğitim ve sağlık alanında kabul edeceğiz. Ama özellerin vermiş olduğu hizmeti asla bir devlet hizmeti, anayasal hizmet olarak kabul etmeyin. Çünkü bu insanlara da eziyet etmeyelim, özel okul ve özel hastane sahiplerine. Bu insanlar anayasanın gereği insanların sağlık ve eğitimini güvence altına almak, onlara kaliteli bir eğitim ya da iyi bir sağlık hizmeti vermek için kurulmadılar. Ticarethanedirler ve ticarethanenin bakış açısıyla kurulmuşlardır. Bunlardan eğitim ve sağlık hizmeti beklemek hani anayasaya göre çok uygun değil. Fakat özeldir. Biz beğenirsek gideriz, beğenmezsek gitmeyiz. Fakat böyle bir garantileri yoktur. Pandemi döneminde de bu sıkıntıları, sorunları bir hayli yaşadık. Özellikle de özel okullar konusunda. Biz bir hizmet aldık. Ya hizmettir bu. Devletten eğitim hizmeti almak diye bir şey yoktur. Bu devletin görevidir ve vatandaşlar da bu eğitimi alırlar. Fakat özel okullar bir hizmet vermek için birbirleriyle rekabet ederler, yarışırlar ve müşterek kapmaya çalışırlar. Bunun için de okulunun yerini, bahçesini, güvenliğini, mutfağını, tahtasını, sırasını malzeme olarak kullanır. Der ki bakın benimki daha güzel ve bir reklam yapar, müşteri çeker. Fakat pandemi döneminde bu hizmet verilemedi. Daha önceden basiretli bir tüccar olmadıkları için maalesef pandemi olabilir, bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntılarda, bu dönemlerde şunu yaparız gibi de bir madde yazmadıkları için sözleşmelerine, orada eğitim vermedikleri için aslında ayıplı bir hizmet vermiş oldular. Fakat çok gariptir. Dünya tarihinde ilk defa ayıplı bir hizmet, eksik bir hizmetin bedelinin tam olarak alındığına şahit oluyoruz. Bunu da kimler marifetiyle yapıyoruz? Maalesef tüketicinin hakkını korumak için kurulan tüketici hakemiyetleri ve tüketici mahkemeleri marifetiyle yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere ilk iade kararı özel okullarda pandemiden dolayı kapalı kaldığı için ücretin veli iade kararını Kayseri İl Hakemiyeti kararlaştırdı. Fakat daha sonra özel okulların lobileri tüketiciyi yendi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir görüş yazısı istediler. Bu görüş yazısına göre şu yazıyor orada da, uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutar yazıyor. Aha, çok garip, yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen görüş yazısı bu. Madem uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutar, o zaman niye biz 1 milyon tane öğretmene bir sürü maaş verip, on binlerce okul yaptırıp, masraf edip yüz yüze eğitim yapıyoruz ki? Uzaktan eğitim yapalım, madem yerini tutuyor, bu kadar masraftan kurtulalım. O 1 milyon öğretmeni de başka bir takım alanlarda istihdam edelim. Değil mi ülkenin eksik olan alanlarında? Böyle bir çözüm yok mu? Var ama maalesef orada sırf özel okulları kurtarmak adına böyle hukuku katleden, eğitime yakışmayan, Türkiye'nin yüz karası olacak bir görüş yazısı ile bütün hukuk katledildi. Daha sonra aslında bazı mütalalar yayınlandı. Hukuk fakültelerinde öğretim görevlisi olan profesörler tarafından. Özel okulların vermiş olduğu bu hizmetin aslında yüz yüze eğitimden daha masraflı olduğuna kadar varan bir takım şarlatanlıklarla da karşı karşıya kaldık. Diyor ki eğer uzaktan eğitim yüz yüze eğitimi yerine geçiyorsa birçok sektöre ilham kaynağı olabilecek bir durumla karşı karşıya kaldık. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim. Uzaktan tatil, yüz yüze tatil. Değil mi? Uzaktan düğün, yüz yüze düğün. Yani bir düğün salonu düğün yapamadı pandemiden dolayı. Tüketici parasını isteyecek. Çünkü düğün olmadı. Düğün salonu şunu diyebilir mi? Ya ben düğün salonunun görüntülerini kameraya çektim. Zoom'dan ya da bir başka servisten sizlerle bağlantı kurduk bütün düğün misafirleriyle. Ve siz evinizde, biz burada uzaktan düğünü gerçekleştirdik. Ver paranı. Ya da tatille ilgili bir örnek verelim. Bakın hukuk fakültesi profesörlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında vermiş olduğu kararın ne kadar yanlış olduğunu göstermek için, anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Aynı mantık. Ben tatile gideceğim fakat pandemi, kapandı oteller. Otel bana şunu yapabilir mi? Bir kamerayı kurar, kumsala, şezlong, şezlongda işte bikinili bayanlar, erkekler uzanmışlar. Onları çekip denizin görüntüsü. Sonra bizim odaya gelip odanın görüntüsünü şöyle verip, bak uzaktan tatil, ne farkı var, ver paramı. Bakın,
bu kadar rezil ve kepaze bir hale getirdiniz o kararla sırf özel okulları kurtarmak için. Ama özel okullar emin olun bu ayıbın lekesini hiçbir zaman çıkartamayacaklar üzerinden. Deselerdi ki biz eğitim kurumuyuz arkadaşlar, biz öğretmeniz. Biz yüz yüze eğitim veremedik. Biz taahhüt ettiğimiz eğitim buydu, yüz yüze eğitimdi. Çocukların okula gelmesiydi, bunu sağlayamadık. Ya suç benim mi, pandemi olmuş, tamam ama bakın burada tüketicinin de suçu yok. Ve sözleşme ortada, kanun ortada, ayıplı bir hizmet. Bunun bedelini ödenmesi gerekir. Fakat bunu uygulayan okul sayısı maalesef Türkiye'de çok az, çok az. Yani parmakla bile gösteremeyecek kadar birkaç tane okul çıktı ve dedi ki, evet biz o döneme parasını geri vereceğiz dedi. Hakkı, hukuku yerine koydu. Geleceğe dair de şerefli bir gelecek bıraktı ama diğerlerinde gerçekten bu leke kalacak. Sırf o parayı alabilmek uğruna Milli Eğitim Bakanı'na o görüş yazısını yazdırmak bu ülkenin gerçekten çok kötü bir dönemiydi. Bu dönemden not düşelim. Mahkemeler de bu verdikleri kararlardan dolayı utanacaklar. Çünkü kanun ortada. Mahkemeler görüş yazısına göre karar vermezler. Tüketici hakem heyetleri görüş yazısına göre karar vermezler. 6502 sayılı bir tüketici kanunu var. O kanuna göre karar vereceksiniz. Sağa sola bakmayacaksınız. Kim şikayet etmiş, şikayet edilen kim bakmayacaksınız. Neye göre karar vereceksiniz? Kanuna göre. Özel okullar bu parayı ödemeliydi. Ama ödememek için bu görüş yazısını yazdırıp bazı hukuk fakültesi profesörlerine de mütalaa yazdırarak maalesef haksız bir kazanç elde ettiler. Bunu da bir tarafa not düşelim.